Aziz yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti'm mobil uygulama ve dijital platformu tanıtımı münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir yıldır yürütülen yoğun ve titiz bir çalışmanın ürünü olan bu önemli projenin teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Projenin hayata geçirilmesinde emeği olan başta AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. AK Parti özellikle şu andaki başlığıyla AK Parti'm mobil uygulamasının da devreye girmesiyle inşallah teşkilat faaliyetlerimizi daha etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütebileceğiz. Bu uygulama sayesinde inşallah teşkilat mensuplarımız kendi aralarındaki iletişimi geliştirerek koordinasyonu güçlendireceğiz. Genel merkez ile taşra birimlerimizin karşılıklı veri akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlayacak bu uygulama özellikle sahadaki çalışmalarımızı rahatlatacaktır. Sistem teşkilat mensuplarımızın kendi aralarındaki iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırma yanında vatandaşlarımızın sorularını en doğru bilgiyle cevaplandırabilme imkanı da verecektir. AK Parti'm mobil uygulama ve dijital platformunun bilhassa kritik bir seçim arefesinde partimizin saha hakimiyetini korumasına ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığımızı geliştirdiği ve uygulamaya geçirdiği bu güzel proje için bir kez daha tebrik ediyorum. Her alanda ve konuda olduğu gibi siyasette dijitalleşmenin öncüsü de AK Parti'dir. Buradan teşkilatımızın tüm mensuplarını AK Parti'm mobil uygulama ve dijital platformunu aktif bir şekilde kullanmaya davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, AK Parti olarak kuruluşumuzdan bu yana geçen sürede milletimizle hep yakın iletişim halinde olduk. Diğer partiler vatandaşı sadece seçimden seçime hatırlarken biz günün 24 saati, yılın 365 günü insanımızın kapısını çaldık, hal ve hatırını sorduk. Milletimizin tamamıyla tesis ettiğimiz gönül bağının yara almasına hiçbir zaman müsaade etmedik. Bugün de teşkilat olarak sahada en çok görünür olan, en fazla koşturan, en fazla faaliyet yürüten siyasi hareket biziz. Bakanlarımızla, milletvekillerimizle, il ilçe başkanlarımızla, mahalle temsilcilerimizle, partimize ve davamıza gönül vermiş tüm kardeşlerimizle yarın seçim olacakmış gibi gece gündüz demeden çalışıyoruz. Altılı masanın bileşenleri ve bileşmek isteyip bileşemeyenleri ziyaret namına kendi genel merkezleri arasında mekik dokurken biz her hafta bir ilimizde vatandaşlarımızla kucaklaşıyor, hasbihal ediyoruz. Onlar vizyon ve proje olarak vatandaşın karşısına sadece boş lafla, sosyal medya şovlarıyla çıkarken biz yeni müjdelerle hizmet yolculuğumuzu kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Pazartesi günü 254,2 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamını açıkladık. Salı günü sözleşmeliden kadroya geçen yaklaşık 500 bin kardeşimizin sevincine ortak olduk.
Dünkü grup toplantımızda memur ve emekli maaşlarına yaptığımız yeni zam oranlarını tüm memurumuzla, emeklimizle, halkımızla paylaştık. Aynı gün orta gelir grubuna yönelik yeni evim kampanyasının detayları açıklandı. Yarın Ziraat Bankamızın düzenleyeceği programda çiftçilerimizle ve gıda sanayicilerimizle bir araya geleceğiz. Cumartesi günü Antalya'ya gidecek Antalyalı kardeşlerimizin misafiri olacağız. Bir taraftan sel afetiyle karşı karşıya kalan Kumluca'yı ziyaret edeceğiz. Ardından Manavgat'ı ziyaret edeceğiz ve orada da hanım kardeşlerimizle ayrıca bir toplantıyı gerçekleştireceğiz. Ertesi gün üniversiteli Ak Gençlik'le buluşacağız. Yani birileri kavgadan, gürültüden başlarını kaldıramazken biz kara, kışa, soğuğa, yağmura aldırmadan 85 milyonun her bir ferdine ulaşıyoruz. Kapısı çalınmadı kimse bırakmama. Bu anlayışla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.